Aşk öğretir. Aşk insanın en şerefli derdidir. Çünkü aşk aşık olduğuna erişemesen de asla ondan vazgeçememendir. Hmm. Tekrar söylüyorum. Aşık olduğuna erişemesen de erişme ihtimalin olmasa bile gene de bu aşkı terk edememe, bu muhabbeti terk etmemenin adıdır. Melekte bu yoktur, şeytanda bu yoktur, hayvanda bu yoktur bile bile çileye talip olan tek varlık Hazreti insandır. Allah bizim alemimizde değildir. Gani yulil alemindir. Buna rağmen Allah'ı sevmekten hiç vazgeçmeyen tek mahluk insandır. O yüzden de insan eşrefi mahluktur. Sevemese, ulaşamasa da o yolu hiç terk etmez. O yüzden aşk en şerefli derttir. Aşkı olan insana zorluk da yoktur. Aşkı olan insana zorluk da yoktur. Hiçbir fedakarlığı gerçekten meccanen yapan bir insan. Demin ki çocuğunu kaç kere öptüğünü, kaç kere altını değiştirdiğini, kaç kere sevdiğini saymayan bir anne falan düşün. O işi sevdiğinde yani bırak o kadar büyük misaller vermeyelim canım. Adam bir derbi maça gidiyor. Fanatik bir futbol takımın taraftarı. Kaç kere bağırdığını sayar mı adam? Hı hı. Gırtlağı talimde. parçalanır. Ben senin için nefesimi tükettim bile demez. Demez. O an onu yapar. Hı hı. Aşk bir anda o menzillerin hepsini yırtar. Allah Teala bize aşk programında yüklemiştir çünkü. Eyvallah harika. Değerli hocam son 10 dakikamıza girmişken şunu da toparlayıp bir çerçeve çizelim istiyorum. Ee, şimdi aklı selim kalbi selim diyoruz ya bazen ee, sanma ey hace ki senden zer üsim isterler yevme la yem feuda kalbi selim isterler. Bu ilahileri bulutukları benim çok çok söylediğimi bildiğiniz için mi bunu yazıyorsunuz? Sizden de dinliyorum ben de ilgi yani alanım. Çünkü çok, severim ya. çok severim ya yani. çok severim. İlgi alanım biraz da benim musiki e, o yüzden çok da şey gibi pusulalar gibi benim hayatımda Tabii. bunlar. Bağdatlı ruhinin kıymetli seyircilerimize de söylerim. Yani sanma ey Hacı, kim senden zerüsim isterler. Yevme la yanfav da kalbi selim isterler. Alemi bimehu hurşidu felekte hergiz. Ne mühendis ne müneccim ne hekim isterler. Cürmüne mutarif ol taate mağrur olma kim. Şifahane hikmette sakim isterler. Allah rızası için bunu okuyun. Müthiş cevaplar bulursunuz. Müthiş cevaplar bulursunuz. Bağdatlı ruhinin Kardeşlerimize söyleyelim. Şimdi buyurun sizi dinleyelim. Peki madem yevmelayen feuda yani hiçbir şeyin fayda vermeyeceği o günde bizden kalbi selim istiyorlar. Kalbi selim sahibi olmak için ne gerekir? Ne yapmak gerekir? Ne yapmamak gerekir ya da? Yani e, kelin merhemi olsa başına sürermiş derler. Bendenize bu soru şey yaptıysa neyse artık nakletmek de bir şeydir. Vefa borcudur. Bir kere şu tabirleri de yarın bir gün arşiv niteliği olacak ya efendim o yüzden arşiv niteliği olsun diye de şu üçlüyü hatta dörtlüyü sayalım. Bizim çok kıymetli yurt dışında da faal olan Ninovi isminde bir hocamız vardır. Allamedir kendisi. Hmm. Yüzlerce insanı hidayetine vesile olmuş. Çok kıymetli bir üstadımızdır. Şeyh Ninovi. Hmm. Hem akademisyendir hem de çok büyük bir alim. Aynı zamanda bir şeyh efendidir. Onunla biz bu mevzuyu konuşurken o dördüncüsünü de ekledi. Hmm. Bir, aklı selim. Aklı senim şu. Fıtratımızda aklımızı harekete geçiren bir ruhumuz var. Bu ruhun genetik yapısını bozmayacak şekilde onu muhafaza altına almak. Mesela çocuk eğitiminde falan ne diyorlar? Şunları seyretme beyni şey yapıyorlar. Şiddet seyrettiğinde şiddet veya çok affedersiniz pornografiyle alakalı bir şey seyrettiğinde beyinde yaptığı tahribatın en az bir hafta devam ettiğini hasar yapıyor hasar. Baya böyle vurduğunda morarması gibi hasar yapıyor. Bir kurgulanma var. Bunu muhafaza etmekle alakalı din de bunu aklını muhafaza et diyor. Aklı giderici şeylerden uzak tutup yapamayacağın şeyleri de akıl yormayacak şekilde takıntı yapmamaya aklı selim deniyor. Aklı selimin olacak. Aklı seliminle beraber bu aklı besleyebilecek, harekete geçirebilecek şekilde danıştığı Aynı zamanda sadece benim aklım var demeyecek çünkü ben gördüm iki kere iki dört diye bakmıyorum ki her şeye. Bir zevkim var. Mesela şu anda kameraman kardeşimiz teknik bir işi yapıyor bile olsa buraya sevmeyen bir adamın oturduğunda işkencedir o. Yine sevdiği işi yapıyor. Kalbini katıyor buna. Ölçülerine bakıyor ama sevdiği işle beraber o iş büyüyor. Ortaya bir insan çıkartıyor. Diyorlar ki kalbi selim, aklın danışabileceği, bozulmayacak şekilde kalbini muhafaza edecek bir kalbe sahip ol. Şöyle diyoruz buna. Kalbin bozulmayacak şekilde Allah'ın ona yükleme yapmasını kabul etmeye indiriyor. Kabul ediyor musun? İzin ver diyor. Hmm. İman. İnandığın şekilde yaşamaya, aklı selim sahibi olmaya İslam. Bu ikisiyle beraber hayattan bu şekilde zevk almaya da ihsan deniyor. Ona da zevki selim deniyor. Hmm. Ahlak olarak zuhur ediyor. O insana baktığında onun imanını, İslam'ını görmekle kalmıyorsun. Ya ne güzel diyorsun. Ne güzel yapmış diyorsun. En güzel şekilde örnek var diyorsun. üsve Hasene diyorsun. Ona da zevki selim deniyor. Fakat bir detay var burada. Bence programada da bir referans vermekte sakınca yok. Biz şu anda burada ne yapıyoruz? Aklı selim, kalbi selim, zevki selimle alakalı bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Bu anlatmamızda ne olacak? Şu anda bizi seyreden insanlar başka şekilde bir güzelliği görme fırsatı bulacaklar diye gayret etmiyor muyuz? Siz de öyle, acizane biz de öyle. Allah nefsani isteklerimizi e, nazara kayda almasın. Bizim iyilik tarafımızı alsın inşallah ve tahsiye etsin niyetlerimizi. Ama bir şey anlatmaya çalışıyorum. Belki de programı sonlandırmak için de güzel bir şey olabilir kıymetli hocanım. Biz şu anda burada ne yapıyoruz? İnsanlar burada şu programı seyrettiklerinde, şu sohbetleri seyrettiklerinde aklı selim, kalbi selim, hayat okumayla alakalı şevke gelsinler. Hı hı. Böyle bir istek duysunlar. Bu isteği canlı tutmaya çalışıyoruz. Buna da şevki selim deniyor. Hmm. Dördüncüsü de bu. Evet. O ilahiler. Bunu duymamıştım. Estağfurullah. Bu ilahiler, bu efendim beyitler, bu sohbetler... ...aslında hep bu kalbi selimi, aklı selimi, zevki selimi teşvik için. Buradan insan bu sanatlara ilgi duyabilir. Bunu dinleyince insan... Bir Kur'an-ı Kerim'den işe şöyle başlayabileyim diyebilir. Efendimizin bu yönünü ben hiç bilmiyordum ya diyebilir. Şevke getirir. Hı hı. Biz de bu rolü güzel oynamak durumundayız. Bunu rol olarak değil de güzelce severek yaparsak hele bir de Allah nasip etsin tamamını. Şem'i gör kim yanmadan yandırmadığı pervaneyi hı hı. diyor. Ee, oradan bakarsak biz kendimiz bu muhabbeti yaşadığımızda muhakkak bu karşıya geçiyor diye düşünüyorum. Evet. Yani biz aklı selim, kalbi selim, zevki selim sahibi olmak için çabalarsak bu karşıdaki bir mumun bir diğerini yandırması gibi karşıdakini de şevklendirecek. Biz Aynen de öyle. ölmeden önce ölmek ya da e, ölmeden önce dirilmek diyelim. Evet. Bunu belki başarabileceğiz. Ama belki. çok güzel bir terkip. Ölmeden önce ölmek denildiğinde o pek biraz soğuk geliyor bize. Ama diriliş olmadan evvel diril denildiğinde daha cazip. Bendeniz de bugün bunu sizden Eyvallah. alıyorum. İşleyeceğim üzerine çok güzel bir evet. yorum oldu. Evet. Diriliş hareketinin de önderidir ya evet, Sezai evet. Karakoç Üstad. Orada o dirilmekten Allah kastığını... razı olsun anneciğim. E, o ilk kitapları falan çıktığında e, üstadın eserlerini falan evimizde okurlar. Tefe öyle derdik hatta <laughs> Karakoç'un şeylerini. Evet. evet. Değerli hocam son iki dakikamızdayız. Ee, çok güzel ve çok etraflı konulara değindik ama bunları dinleyen e, izleyen izleyicilerimize son olarak mesaj ne söylemek istersiniz? Bir son söz ve toparlama anlamında. Eminim siz de e, size bazı meseleleri soran insanlara şunu söylüyorsunuzdur. Mazeret, mazeret dediğimiz şey bizim otomatik olarak dışımızda olan bir şeydir. E, gelirken trafikte kaldım dersiniz mesela. Trafik sizin dışınızda olan bir şeydir. Mutlulukla alakalı mazeret öne sürüyorsanız bu içinizde olması gereken mutluluğu bırakıp zaten dışarıda aramanızla alakalıdır. Ama içinize döndüğünüzde ben deniz şu sözü bir kardeşiniz iç alemi belki harap bir kardeşiniz olarak şunu söylüyorum. Allah nefes aldığınız müddetçe nefes almayı bıraktığınız zaman dahi sizi bırakmayan Allah asla ama asla o mutluluktan sizi ayırmaz ne onun yolu ne onun kitabı ne onun peygamberi bu huzurunuzu sizden almaz mutluluğu gerçekten de mutsuzluğu dışarı işaret ederek ondan mutsuzum demek yerine mutluluk şu anda benim hangi programımda deyip kendindeki o güzel mücehhez cihazı kullanmaktan vazgeçmesinler Eyvallah. Ve Allah'la hiç küsmesinler. Çünkü bilsinler ki Allah'la küstüklerinde kendilerini düğümlüyorlar. Allah'a Allah bir şey olmuyor. Çok teşekkürler değerli hocam. Derviş'e sormuşlar Allah'la aran nasıl diye. Nasıl olsun hep onun dediği oluyor demiş. <laughs> onun gibi o bağı koparmadığımız sürece ve içimize baktığımız sürece hayata anlam bulmamız bizim için daha kolay olacak galiba. Çok teşekkür